Merhaba arkadaşlar. Genera TV ekranlarındasınız. Bugün yine farklı bir oyunla karşınızdayız. Ben bu sefer konu. Bu sefer arkadaş mümkün olursa konuşmayacak. Pek mümkün değil ama. Yok konuşmayacak. Allah Allah. Arkadaşlar genellikle videolar benim editimden geçerken Muharrem ve benim editimden geçerken artık üçüncü bir editörümüz var kanalımızda. Ahmet de kendi videolarıyla kanalımıza renk katacak. Yani bizim içinde bulunmadığımız videolar da çekecek yeri geldiğinde. Bu videoda onun ilk videosu kendi başına yaptı. Ve ben ilk videosuna konuk oldum. İlk defa bir Genera TV videosunda konuğum. Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım bir ev sahibi olarak. Evet bakalım. Abi, nasıl bir oyun seçtin bize anlat bakalım. Bugün oynayacağımız, tanıtacağımız oyun aslında benim çok sevdiğim bir oyun. Çünkü mühendislik alanında bayağı bir ilgi duyduğum için daha çok onunla ilgili bir oyun diyebiliriz. Şey mi? Köprü kuruyorsun, oradan arabalar geçiyor falan o şekilde. Yani oyunumuzun adı Bridge, yani köprü yapma oyunu. Bize belli materyaller veriyor, belli bir yer gösteriyor ve üzerinde geçecek bize araçları. Örneğin araç diyelim ki otomobil veya kamyon veya tren. Buna dayanabilecek, bu şiddete dayanabilecek. Bu tarz oyunları biliyorum abi. Arada da böyle alttan gemi geçmesi gerekiyor mu peki? Bunda var mı o? Yani şimdi yeri geldiği zaman gemi geçebilir, açılır, kapanır, bunda yapman gerekebilir. Tamam. Tabii. Şey, yakınlarda çıkan bir oyun vardı Steam'de, Poly Bridge diye. Evet. Ona benziyor yani. Tabii. Bu, ama yani, bu eski bir oyun herhalde. Bu tabii bayağı bir eski bir oyun. Biraz daha grafikleri iyi. Bilenler vardır. Yani burada aslında temel felsefe, hani bu oyunun amacı bir şeyleri mühendislik anlamında geliştirebilmek, farklı yöntemler bulabilmek, farklı yollarla geçiş sağlayabilmek. Bir de en önemli amaçlardan bir tanesi de zaten en az malzemeyle bu işi yapmak. Evet. Yani o da önemli bir faktör. Oyunun adından anladığım kadarıyla bu işte ilklerden birisi bu oyun muhtemelen. Tabii, çünkü adı Bridge yani. Tabii. Köprü direkt. Yani eklemesi çıkarması yok. Direkt köprü diye geçiyor. İstersen kısaca şöyle bir bakalım. Evet. Buradan zorluk seviyesini seçelim. Biz normal olarak bir göstermek için bakalım. Medium 1. Oradan Medium 1 haritasını yüklüyorsun değil mi? Sana şimdi şey mi verecek? Bize şimdi burada söyleyeceğim ben. Mesela 8 tane yol var. Bu yolları... Ama Easy'den başlayınca bu harita çıkmıyor. Başka mı çıkıyor? Hayır. Aynı harita. Ancak üzerinden geçecek vasıtanın ağırlığı vesaire... Şartlar değişiyor yani. Hmm. Zorluk oradan. Mesela 66.800 bütçe varmış. Ben tabii yani burada sana bir... Abi Easy'den başlasak. Kendini mühendis gibi düşün. Hayır, Easy'yi ben merak ettim ama. Sana yüklenici firma diyor ki şu kadar param var. Hmm. İstediğin gibi yap. Anladım. İstersen daha az yap. Kâr et. Sen müteahhitsin. Tabii sen kâr edebilirsin burada. Evet. Malzemeden çalarsın. Köprü biraz sallanabilir ama önemli olan üzerinde geçen araçları. Easy'yi şimdi açabiliyor muyuz? Tabii açabiliriz. Easy'yi açalım önce. Orada nasıl çıkacak onu merak ediyorum. Neyim ben ha? Play. Bir de Easy'den bir girelim abi. Evet. Basit başlasın dedim ben. Easy 1. Yani karşıma çıkabilecek en basit köprü ne olabilir? Onu merak ediyorum. Evet. Ha. Buyur. Yani... Şimdi zaten mantık şu, senin koyacağın yerleri yani snap yerleştireceğin yani. Yerleri tabii burada gösteriyor. Bunu zaten şu hani karelerden anlıyorsun. Hmm. Bu yolları iki birim uzatabiliyorsun. Yine poligon sistemi var. Tabii. Evet. Yani tamamen özgür değilsin bu açıdan. Hani bunu bir eksiklik olarak söyleyebiliriz. Şimdi yolu koyduk ama bu yolu ayakta tutacak. Bir. Peki bunu nasıl test ediyoruz abi? Şimdi, olup olmayacağını. Test etme şöyle. Buna basıyoruz. Stres test varmış. Evet. İstersen stres testi yaparsın. Yeşil demek ne demek? Stres yok demek mi? Hayır. Bunu start'a bastığın zaman. Araç geçecek. Şimdi. Ha, stresini şimdi göreceğiz yani. Evet. Araçlarda problem yok. Ama bak. Aynı anda denk gelirse stres oluyor. Bak yıkılmadı mesela. Bu yeterli bir seviye. Öyle mi? Tabii. Geçtik. Yani bunu geçtin ama mesela bu işte. Bak mesela hiç şey kullanmamışsın. Evet. Hiçbir şey kullanmadık ama bu easy modu olduğu için. Ha, üç tane açılmış. Bunu normal modda veya zor modda yaptığında... Tamam buradan devam edelim. Gidecek zorlaşsın. 7, 2. Evet. O şimdi Easy modun ikinci bölümü.
Bu sefer 22.700 paramız var. Burada mesafe biraz uzuyor. Ortada sana kullanabileceğin bir ayak vermiş. Bu ayağı kullanabilirsin. Burada zaten şu yolları bir kere çekmek zorundasın. Ama bunu tek bant mı çekeceksin? Peki rampa yapamaz mıyım yukarı doğru? Rampa yapabilirsin tabii ki. Ama verdilerse değil mi? Tabii rampa yapabilirsin. Mesela nasıl diyorsun? Şöyle mi? Yukarı doğru mu? Hayır, yukarı doğru. Bu yol düz olacağı için rampa yapmana gerektirecek bir durum yok burada. Şimdi yolumuzu çektik. Bak mesela burada direkt stres testimizi yaptığımızda yıkıldığını görüyoruz. Direkt gidiyor. O yüzden ne yapacağız? Mecburen buradan buna bir destek koymak durumundayız. Böyle de yıkılır gibi geldi bana. Şimdi hayır, bunu göstermek amaçlı söylüyorum. Stres testimize başladığımızda bak burada yeşil alanlar nispeten daha dayanıklı. Ama buralar bak, starta bastığımızda yıkılma ihtimali çok yüksek buraların. Çünkü orada bir araçlarda bak tırda Allah, yani ucu ucuna dayandı diyebiliriz. Çok ucuna yani, kıpkırmızı oldu. Çünkü kıpkırmızı oldu yani bir adım sonrası yıkılmak zaten. Evet, burada kolay modun 3. aşaması var. Kolay görünüyor. Burada şimdi biraz önce 2. aşamada mesela bize yer altından bir köprü vermişti, ayak vermişti. Onu kullanma ihtimalimiz vardı ancak burada zeminde kullanabileceğimiz herhangi bir şey olmadığı için. Bir şeye dikkatim çekti şimdi. Demin ben fark etmemiştim bunu. Eşyalarımız limitli derken bak orada sayıları gördüm şimdi. Bak iron 9, 4, 10, 4. Onu dedim. Yani burada kullanabileceğin yol sayısı bak. Bu bir tanesini kullandık. İkinciyi kullandık. Bir tanesi gidiyor. Tabii. Zaten bak yol burada bitti. Sıfır oldu. Yani istesek de başka yol koyamayız. Evet, şimdi burada sadece elimizde 9 tane. Şimdi alt tarafa bir şey yapamayacağımız. Yani aslında alt tarafa yapabiliriz. Mesela ben şöyle çıkarım. Örneğin. Tamam mı? Bak bu bir seçenek. Ama altta bir şey yok. Olur mu böyle? Yani dayanabilir mi sence? Bu olur. Bu bir seçenek. Bunu yani, da böyle uzat mesela. Yok yok. Mesela 3 tane artırdım. Ben bunu test etmek isteyebilirim bak. Bu dayanma ihtimali. Tabii. Çünkü altında bunu şey gibi düşünürsen, mühendislikte bu kullanılan bir yöntemdir mesela. Amerika'daki, İngiltere'deki eski köprülerde bu yöntem çok kullanılır. Yani üstündeki yıkıldı. Tamam, bu ağırlıktan dolayı dayanmadı ama yani bu yöntemle, bu yöntem biraz daha geliştirilerek yapabilirim. Mesela ne yapabilirim ben? Şuradan bak bunun dayanacağına diğerine göre daha sağlam olduğunu söylemek mümkün. Bakalım. Şimdi bak start dediğimizde büyük bir ihtimal geçecekler. Bakalım. Evet. Yani bunu niye mesela bunu niye kullanıyoruz? Bunu şunun için. Bu benim şöyle hoşuma gidiyor. Köprünün üzerinde bir çirkinlik olmuyor. Dümdüz. Yani mesela sen orada köprüyü yani kullanan bir kişi olarak düşün. Köprünün üzeri bomboş. Hiç işte halatlar vesaireler hiçbir şey yok. Yani ama aynı şeyi yukarı yapsaydık yine tutacaktı. Tabii tabii. Mi? Aynı şekilde. İstersen deneyelim. Yani bunları hemen sökelim. Çok da basit. Yani evet. Biraz önce yaptığımız şeyin aynısını şimdi yolun üst tarafına yapıyoruz. Yani alttakinden hiçbir farkı yok. Gördüğün gibi elimizdeki bütün malzemeleri kullandık. Stres testimizi de yapıyoruz. Biraz önce aşağıda kullandığımız tekniğin aynısını üst tarafta kullandık. Neden ben diğerini tercih ediyorum? Çünkü diğeri görsel olarak daha hoş geliyor bana. Bir de altından bir şey geçmeyecekse. Tabii. Geçelim diğerine. Evet arkadaşlar. Şimdi burada en zorlarından bir tanesini seçtik uygulama olarak. Şimdi burada niye zor burası? Öncelikle şuraya yakınlaştırıp göstereyim. Burayı tamamen biz tasarladık beraber. Macun orta tuşuyla yaklaşıyor. Şimdi yolu döşedikten sonra, yaptıktan sonra burada bize hidrolik veriyor. Bu hidrolik itmeli bir hidrolik. Neden böyle itmeli? Çünkü bu yolun açılması gerekiyor. Şu gördüğünüz kırmızı nokta, evet, buradan açılıyor ve buradan bir gemi geçiyor. Öncelikle tren geçiyor, sonra gemi geçiyor.
O yüzden açılıp kapanır bir sistem yapılması gerekiyordu. Tabii burada ekonomiyi düşündüğümüz için bakın burada bir tane ayak, burada bir tane ayak. Yani mümkün olduğunca az ayak, az masrafla mümkün olduğunca en sağlam köprüyü yapmayı amaçlıyoruz. Bunda şey de vardı değil Yani mi? burada hidrolikte kullandığımız aslında bizim bu sistem farklı şekilde de denenebilir, Yani tabii. yapılabilir. Hani bizim denediğimiz sistem bu. Yalnız şu ortadaki nokta kırmızı bak. Demek ki o noktalarda değişiklik yapmamız gerekiyor. Tabii Yani burayı ayrılabilir olarak belirledik. işaretlediğimiz zaman burasını ayırıyor. Burası birbirine sabit Evet, olmasın istiyorsun. evet. İstediği Burası zaman birbirine açılacak. sabit olmuyor. Ama burayı sabitlemezsen hidrolik ittiği zaman Sabitlersen açılmaz. veya yıkılır köprü. Yıkılır. Evet. Bu hataya düşünmemesi için buranın kırmızı olması gerekiyor. Biraz önce Ali arkadaşımız böyle bir hataya düştü. Köprüyü Her yıktı. şey çok güzel. Basıyorum, tren geçiyor. Ondan sonra bekliyoruz. Bir şey olmuyor. Yıkılıyor köprü. Evet, o hatayı buradan dolayı. Çünkü burayı ayrılır yapmamız gerekiyor. Ayrılmasına izin vermemiz gerekiyor daha doğrusu. Şimdi isterseniz şöyle geniş açıdan hani görebileceğimiz uzaktan çünkü bayağı büyük bir yapı bu. Stres testimize bakalım. Evet, tren geçerken ben de şeyi anlatayım. Bu oyunda bir de deprem gibi doğal afetler var. Yaptığınız köprülerin bunlara da mukavemet göstermesi lazım. Tabii. Mesela sol altta görüyorsunuz. Vehicle, hydraulic on, ship, hydraulic off, vehicle diye yazıyor. Önce araç Aşamalar. geçiyor yani tren. Arkasından hidrolik açılacak. Sonra gemi geçecek, sonra hidrolik kapanacak. Hidrolik kapandığında da her şeyin yolunda olması gerekiyor. Çünkü tren bir daha geçecek. Tabii. Şimdi bazen şey olabilir, gemi geçerken dokunur. Ondan sonra Hidrolik çalışmaz. düzgün yapmazsanız mesela Tabii. gemi Evet, şimdi dokunur. hidroliğimiz açılıyor. Yani açılır kapanır köprümüz. Çünkü buranın bayağı bir açılması gerekiyor. Çünkü burada ciddi anlamda büyük bir köprü gemi geçiyor. Şimdi burası açılımı tamamlandı. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten büyük bir köprü ve Gemilere büyük bak bir biliyorum. gemi. Evet, o geçtikten Ucuyucuna sonra geçti yani ha. burada eğer takılırsa zaten köprü yıkılır. Tekrar üzerinden trenin geçmesi vesaire mümkün olmaz. Evet, kapanıyor. Özellikle genç arkadaşlarımız ileride mühendisliği falan düşünüyorlarsa bu oyunu çok seveceklerdir. Kesinlikle evet. Eğlenceli de yani hani farklı şeyler deneyebiliyorsun. O kısmı da çok Bir önemli arada zaten. şey oynayalım ya, bu bina yıkma oyunları var patlayıcılarla. Evet. Onlar da çok zevkli oluyor. Doğru yerlere yerleştirip. C4'leri yerleştireceksin. O da bir mühendislik işi. O da bir uzmanlık O da gerektiriyor. uzmanlık gerektiriyor çünkü binanın düzgün bir şekilde yıkılması önemli. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk önce tren bir geçti, sonra köprü Tren geçti, biz de baktık böyle. hidrolik sayesinde yol Bayağı kaldırıldı. seyrettik. Evet. Öküz gibi. Estağfurullah. Öyle demedim. Bir tane de abi doğal afetli bir bölüm açar mısın? Orayı yaptı arkadaşlar görsün. Doğal afetle hemen bakalım. Evet arkadaşlar, Ali arkadaşımız benden deprem olan, doğal afet olan bir bölümde köprü göstermem istedi. Ben burada onun istediğinden bir fazlasını verdim. Evet, ayrıca burada Wind Storm yazıyor. Wind Storm 3 bir de herhalde o Evet. kademesiyse Tabii. en Burada kuvvetli fırtınalı. deprem, işte fırtına, ondan sonra üstünden geçen araçlar ve burada gördüğünüz gibi sadece işte çelik yapılarla yapmıyoruz. Burada bir Kablolar asma da var. köprü bu. Evet, Tabii kablolar da. asma köprüde de şöyle bir problem vardır. Rüzgardan veya belli bir titreşimden sonra köprü rezonansa giriyor. Yani dalgalanma. Evet, şeydeki gibi ya, sadece rüzgar olması gerekmiyor. Bu İstanbul Boğaz Köprüsü Avrasya koşusu mu ne vardı? Evet. Üstünde birçok insan olunca sallandığını böyle Kalabalık bir haberlerde şekilde izlemiştik. tabii. Halbuki orada insanlar köprüyü sallama amacı falan yoktu. Sadece yürüyordu. Ama o belli bir titreşim seviyesini yakaladıktan sonra köprü rezonansa giriyor ve o rezonanstan kurtulamadığı için sallana sallana Sallantı giderek yıkılıyor. artıyor. Yani Amerika'da da bunun ciddi bir örneği var. Bazı arkadaşlar YouTube'dan görmüş de olabilirler. Neyse konumuza dönelim. Burada şimdi ciddi bir çalışmamız var gerçekten. Asma köprü. İsterseniz şöyle biraz yaklaşarak çünkü bayağı uzak bir mesafe. Hala da 21 bin para var. Evet. Şimdi stres testini görüyorsunuz. Bakın streste bile sallanıyor.
Gerçekten kolay bir çalışma değil. Baksana renklerini görelim. Strese baksana. Evet. Yeşil her taraf. Güzel. Yok, bu direkler mesela bak yeşilden biraz sarıya dönük şekilde. Çünkü köprüyü onlar taşıyor. Tabii köprünün temel ayakları onlar diyebiliriz. Şimdi startımıza bakalım. Öncelikle arabalar bir geçecek. Araçlar gelecek. Ya da görelim mi sallantasını aslında şey stresi. Bayağı da araba varmış. Yani stresi görelim çünkü nerelerin daha çok zorlandığını anlamamız için bize bir sonraki aşamada yardımcı olabilir. Şimdi fırtına olacak. Şimdi ciddi bir fırtına. Çünkü üçüncü boyut bu. Evet. Oo. Görüyorsunuz. Yani ciddi bir fırtına bu. evet. Fırtınayı da geçtik. Güneş doğdu artık. Şurada bayağı bir sallandı. Bayağı bir sallandı. Evet. Depremle beraber olmuş işte. Evet. Bu sonuncusu yani zaten bu aşamayı geçmek problem. Yani üzerindeki araçlar için yaptığın şey yeterli oluyor ama burada en önemli sıkıntı depreme dayanabilmesi. Evet, deprem ve fırtınaya aynı anda dayanabilmesi. Evet. Yeter herhalde. Bu daha kadar olur. Yani daha çok bölüm var aslında. Hani bölümlerin kolayları, zorları vesaire. Ama biz şimdi çözümü de göstermiş oluyoruz. Biz hayır, burada sadece bir örnek verdik yani. Evet. Bence oyuna, güzel bir örnek aslında. Tabii. Oyuna ulaşmak isterseniz ismi Bridge. Evet. Bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Ya ben niye bu kadar müdahale edeyim ya? Ben bir yani, saat edip tamam sustum. Güya burada ben sunuculuk görevini yapacağım. Misafirliği bilemiyorum işte, beceremiyorum. Yani, yani evet, ben o yüzden başta dedim ya eğer susarsa yapma imkanına sahip evet, olacağım. Özür dilerim gerçekten. tamam neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yine ben bitirdim. ya arkadaş başka bir şey daha söyleyecektim ben. Hemen oraya gidiyorsun ya. Allah Allah. Ne diyecektim ya? Bekliyorlar. ya bir dakika benden aldığını bana satma. Bir şey daha diyecektim ya. Onu sormak istiyorum ya gerçekten. Hmm. Acaba arkadaşlar benim yaptığım videolardan memnunlar mı yani? Bu tipten memnunlar mı? Bakalım yani memnunlar mı değiller mi? Yorumlardan merak ediyorum. Arkadaşlar gerçekten işimizi profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Stüdyo kurdu arkadaş. Sizin için stüdyo kurdu bak. Evimde bir odayı tamamen bu işe ayırdım. Bu işi artık daha iyi şekilde yapmak için emek harcayacağız. Evet, hatta ses yalıtım sistemi yapılacak. Ses yalıtım sistemi vesaire detayları tam vermeyelim. Vermeyelim de yani, arkadaşlar yorumlarınızda çok beğendiğinizi vesaire yazın da üçüncü editörümüz gelsin daha çok video gelsin. Şimdi şey yapalım. Yok yani ben zaten edelim. Şöyle diyelim biz ona. Yani beğenmeyebilirler ilk başta ama ben de bu işi artık yapa yapa daha profesyonel hale geleceğim diye düşünüyorum. Ben gayet başarılı olduğunu düşünüyorum yani. Bu yorumları biz yapmayalım arkadaşlar. tamam teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça